Diyelim ki gazla sıvı arasındaki ara evreye bakacaksınız. Gazı sarıyla, sıvıyı maviyle yazıyorum. Kullanacağım sıvı H2O yani su. Burada tam olarak ne olup bittiğini izlememiz lazım. İşte bu sizin gözünüz. Yüzey katmanında ne olduğunu tam olarak anlamak için inceliyor. Evet. Yüzey katmanı bunu yazıyorum çünkü önemli. Yani suyun yüzey katmanını izliyorsunuz. Bunu yaparken moleküllerin nasıl hareket ettiğine bakmalısınız. Moleküllerin bazıları mor, bazıları da yeşil olsun. Her birinden dört tane var. Yani yarısı yeşil, yarısı mor. Aşağıda da bazı su molekülleri var. Oksijenleri ve hidrojenleri çizelim. Ve tüm bunlar büyük bir su bardağında gerçekleşsin. Bu bardaktaki yeşil ve mor moleküller bazı gazları temsil ediyor. Ama hangi gaz olduğunu bilmiyoruz. Buradaki kısmı basınca giriş yapmak istiyorum. Toplam basıncın bir atmosfer veya 760 milimetre civa olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat sadece yeşil moleküllere bakarsam bu kısmi basınç olur. Ölçmek istersem 8 molekülden 4'ü yeşil, yani moleküllerin %50'si yeşil. Toplam basıncın da 760 mm civa olduğunu biliyorum. Yani kısmi basınç 760'ın yarısı olacak. 380. Yeşil moleküllerin kısmi basıncı 380. İşi biraz daha karmaşık hale getirip iki mor molekülün yerine iki yeşil molekül koyalım. Şimdi 8 molekülden 6'sı yeşil. Bu durumda yeni kısmi basınç kaç olur? 8'de 6 demek. Yani %75 demek. Dolayısıyla 760 milimetrenin %75'i 570 milimetre eder. Rakamları değiştirmemin sebebi kısmi basıncı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. Yani bir molekül grubunda oran artarsa kısmi basınç da artar demektir. Peki ya daha fazla molekül varsa? Yüzey katmanını gözlemleyen kişinin bakış açısıyla bakarsak her yöne dağılmış bu moleküllerden yeşil olanlarının alttaki sıvı kısma girdiğini görürüz. Bu moleküller birbirine çarpar ve şans eseri içlerinden birkaç tanesi şurada yüzey katmanına gelir. Bunu özellikle daha fazla yeşil molekülünüz varsa gözlemleyebilirsiniz. Yani daha fazla kısmi basınç, daha fazla molekülün gaz kısmından sıvı kısmına geçmesine sebep olur. Çok fazla tekrarlamak istemiyorum ama demek istediğim şu. Kısmi basınç arttıkça daha fazla yeşil molekül sıvı kısma geçer. Şimdi şu elemana odaklanmanızı istiyorum. Aş 2 O dünyamıza henüz giriş yapmış ve ne yapacağını düşünüyor. Yapabileceği şeylerden biri girdiği gibi geri çıkmak. Bunu yapabileceğini tahmin ediyorsunuz değil mi? Yani sıvı kısma girdiyse buradan çıkıp gaz kısma geçebilir. Aslında çoğu molekül bu sıkıcı sıvı kısımdan çıkıp gaz kısmına geçmeyi ister. Sıvı kısmı biraz fazla kalabalık ve oradaki H2O molekülleri de bu durumdan hoşnut olmayabilir. Şimdi tablodaki KH değerini düşünelim. Buradaki küçük H harfi sabit bir birim. Bu KH birimi hangi maddenin çözündüğünü göz önünde bulundurur. Hangi çözünen maddeden bahsediyoruz? Yeşil, mavi, mor. Ve hangi çözücüden bahsediyoruz? Su. Sabun etanol ve son olarak hangi sıcaklık? Çünkü moleküllerin bulunduğu yerden ayrılmak isteyeceğini biliyoruz. Özellikle de gaz fazını seven moleküller sıvı kısımdan ayrılmak isteyecekler ve sıcaklık yüksekse bunu çok daha fazla yapacaklar. Çünkü sıcaklık yüksekken o dans eden oynak H2O molekülleri serbest kalır ve ortamdan gidebilirler. Evet. Kısaca 3 önemli mesele bu çözünen ne? çözücü ne? sıcaklık ne? Dediğim gibi bu üçünü bilirseniz tablodan KH değerine bakabilirsiniz. Böylelikle şu kırmızı ok hakkında bir fikriniz olur. Yani yüzey katmanından çıkma olasılığı ne? Sıvıya girmekten bahsetmiştik. Bu da tıpkı onun gibi ama tam tersi. Yani sıvıdan çıkmak. Yani KH değeri sıvı kısımdan çıkma olasılığını gösterir. Kısmi basınç ise sıvı kısma girme olasılığını anlatır. Şimdi bu bardağı sabırla gözlemleyen kişiye dönelim. Eğer yüzey katmanına bakarsanız kaç molekülün girdiğini ve kaçının çıktığını bulabilirsiniz. Şimdi de yüzey katmanında molekül yoğunluğuna bakalım. Şöyle söyleyebilirsiniz. Kısmi basınç bölü KH eşittir yoğunluk. Pi dediğimiz kısmi basınçsa işte hemen şurada. Ki ise hemen şuradaki sabit değer. İşte bu iki değeri birbirine bölerseniz yüzey katmanındaki yeşil moleküllerin yoğunluğunu bulursunuz. İyi de bu ne anlama geliyor? Tamam yeşil molekülün yoğunluğunu bulduk ama bütün bunlar ne ifade ediyor? İşte çok sevgili arkadaşlarım. Tanıdınız mı bilmiyorum ama işte bu Henry yasası. William Henry adında biri bu mükemmel formülü bulmuş. Bazen bu yasayı pi eşittir yoğunluk çarpı kh olarak farklı biçimde de görürsünüz. Bu formülün çok akıllıca dediği şey şu. Sıvıya giren moleküller ve sıvıdan çıkan moleküllere bakarak yüzey katmanındaki yoğunluğu bulabilirsiniz. Başka bir deyişle kısmi basınçla sıvının içindeki yoğunluk arasında bir ilişki vardır. Yani formül bu durumu değerlendirirken çok akıllı ve güçlü bir bakış açısı sunuyor. Görüşmek üzere.